Kundalini nedir? Neye yarar? Nasıl aktive edilir? Kundalini farklı kültürel geleneklerde farklı şekilde adlandırılmıştır. Japonya'da enerji ki, Çin'de ise çildir. Kalahari çölündeki Kung Pusman kabilesi, Num terimini kullanıyor. Eski Yunanlılar bu enerjiyi Pneuma olarak tanımlamışlar, İslam'da ise Ruh ve Nur enerjisinden söz etmişlerdir. İsa Mesih bu enerjiye Kutsal Ruh adını verdi. Hint kültüründe kundalini kelimesini ise çoğunuz işitmişsiniz. Kundalini nedir? Her birimiz, Sanskritçe'de kundalini olarak adlandırılan ve kelimenin tam anlamıyla bir halka şeklinde kıvrılmış olan hayati enerjiye sahibiz. Bu enerji üç buçuk dönüş halinde kıvrılır ve omurganın tabanındaki üçgen kemikte, Latince'de kutsal anlamına gelen sakrumda bulunur. Uyandıktan sonra kundalini enerjisi omurga boyunca yükselir ve bebeklik döneminde yumuşak kalan başın taç bölgesi olan bıngıldaktan geçer. Kundalini ve meditasyon Başlangıçta kundalini enerjisi uyku halindedir. Meditasyonun amacı kundaliniyi ve onunla birlikte tüm niteliklerini uyandırmaktır. İç enerjimiz ancak saf arzunun gücüyle, kendimizi, ruhumuzu tanıma arzusuyla uyandırılabilir. Hayatta çoğu zaman duygu ve düşüncelerin arkasında gerçek özümüzü göremiyoruz. Ancak kundalininin uyanmasıyla kendiliğinden meditasyon durumuna gireriz ve kendimizi bu düşünce ve duygularla özdeşleştirmeyi bırakırız. Bu da içimizde saf neşe ve huzur hissetmemizi sağlar. Kundalini'yi uyandırmanın etkisi, kişinin süptil sisteminde veya nörofizyolarik açıdan merkezi sinir sisteminde hissedilebilir. Süptil sistem nade adlanan 3 enerji kanalından ve 7 enerji merkezinden, yani 7 çakradan oluşur. Kundalini çakralardan yukarıya doğru yükselerek bıngıldaktaki son çakraya erişir. Yol boyu geçtiği çakraların hepsini arındırır ve onarır. Bu süreç biraz zorlayıcı geçebilir. Ana enerji kundalini. Yükselen kundalini enerjisi tüm çakralardan geçer, tıkanıklıkları çözer, tüm gerilimi ortadan kaldırır ve bizi dengeye getirir. Aynı zamanda her çakranın olumlu nitelikleri de bizde kendini gösterir. Bu nedenle Kundalini'ye genellikle anne enerjisi denir. Çünkü bir anne gibi bizi besler ve daha mükemmel bir insan olmamıza yardımcı olur. Kundalinimizi başımızın tepesinde hissettiğimizde böyle bir şifa kendiliğinden gerçekleşir. Bu herhangi bir zihinsel veya fiziksel çabayla elde edilemez. Bu nedenle meditasyonun amacı düşüncesiz farkındalığa ulaşmak ve sadece içimizde çalışan kundalini'nin yaşam sürecini gözlemlemektir. Zihin büyüme yeteneğimizi sınırlar çünkü o alışılmadık, anlayamadığı hiçbir şeye tabi değildir. Kundalini'nin gücü muazzamdır. Zihnimizi aşar ve insan mantığının ötesine geçer. Gelişmemize izin vermeyen her şeyi ortadan kaldırır ve bizi geleceğe yönelik hırsların, yani egonun ve geçmişin alışkanlıklarının ötesinde daha yüksek bir yaşam düzeyine yükseltir. Dolayısıyla kundalininin ruhsal evrim sürecini hızlandırdığını söyleyebiliriz. Kundalini ve yoga Kundalini tüm çakralardan yükselip bıngıldak kemiği bölgesinden geçtiğinde, düşüncesiz bir farkındalık durumuna gireriz. Bizi rahatsız eden tüm düşünce ve duygular ortadan kalkar, geçmişe takılıp kalmayız, geleceğe odaklanmayız. Şimdiki anın tanığı oluyoruz. Bu şekilde etrafımızda olup biten her şeyin tamamen farkında olduğumuz için dikkatimiz aydınlanır ve bilincimiz kolektif hale gelir. Bu Sanskritçe'de birlik anlamına gelen gerçek yoga anıdır, iç benin dünyanın yaşam enerjisiyle birleşmesi. Tüm canlılar gibi kundalininin uyanışı da geri döndürülemez. Ancak bu enerjiyi uyanık bir durumda tutmak için düzenli meditasyon uygulaması gereklidir. Sonuçta vücudumuzdaki herhangi bir kas gibi, onu ne kadar çok kullanır ve eğitirsek o kadar güçlenir. Düzenli meditasyon uygulaması sayesinde kundalini güçlenir, çakralarımızı temizler ve bungıldak bölgesine serbestçe yükselebilir. Sonuç olarak, düşüncesiz farkındalık durumuna daha kolay ulaşırız ve iki düşünce arasındaki bu boşluk, yani gerçek meditasyon anı artar. Kundalini'ni açmak için meditasyondan başka yoga hareketleri de iyi gelir. Çünkü bedeni esnekleştirir ki, bu da enerjinin sorunsuz akımına iyi gelir. Ayrıca nefes teknikleri yapmak bu şifalı enerji için önemlidir. Kundalini yoga neden tehlikelidir? Kundalini yoga en tehlikeli yogadır. Geleneksel Hint inanışlarına göre, nadi kanal sisteminin ön saflaştırılması olmadan, kundalini yılanının gücünün eksenel kanaldan yukarıya doğru ilerlemesi imkansızdır. Ayrıca enerji merkezi kanal yerine merkezi kanalların çevresine yönlendirileceğinden böyle bir girişim tehlikelidir. Bu da sağlığa ve zihne ciddi zararlar verecektir. Kundalini aslında ateş gibidir, hem süptil, hem de fiziki bedendeki tüm olumsuzlukları yakan ilahi ateştir. Ve kişinin süptil bedeninin ne kadar kirlendiğine bağlı olarak kundalininin çalışmasını o kadar güçlü hissedecektir. Bu kendine aşırı durumlarda ısı, karıncalanma, hatta acıyla gösterebilir bunun için de hocasız kundalini yoga yapmanız tehlikelidir. Titreşimsel farkındalık. Çakralarımız kundalini enerjisi tarafından ne kadar temizlenirse, titreşimlere karşı o kadar duyarlı oluruz. Titreşimler iç enerjinin fizyolojik bir tezahürüdür. Titreşimleri genellikle başımızın üzerinde ve avuçlarımızda serin bir esinti olarak hissederiz. Avuç içlerimiz merkezi sinir sisteminin bir tür haritasını temsil eder, çünkü sempatik sinir uçlarının bulunduğu yer burasıdır. Yani elin her parmağı belirli bir çakraya karşılık gelir. Kundalini belirli bir çakradan geçtiğinde avucumuzun ilgili bölgesinde hissettiğimiz titreşimler veya diğer duyumlar o çakranın durumunu gösterir. Örneğin serinlik enerji merkezlerinin dengeli ve saf halinden söz eder. Bu durumda kundalini bunların içinden kolayca ve engellenmeden geçer. Daha önce dediğimiz gibi sıcaklık, karıncalanma, rahatsızlık çakralardaki tıkanıklıkları gösterir ve bu durumda kundalini yükselmede zorluk çeker. Kundalini ve kendini bilme. Titreşim mekanizması sayesinde kundalini ruhsal büyümemize ve kendimizi tanımamıza yardımcı olur. Böylece sadece doğrudan meditasyon yoluyla değil, aynı zamanda meditasyon sırasında duygularımızın iç gözlemi yoluyla kişiliğimiz gelişir ve günlük yaşamda yavaş yavaş alışkanlıklarımızı ve düşünce biçimimizi değiştiririz. Kundalini, büyüme konusundaki içten kaynaklanan saf arzumuza yanıt olarak yükselir, dolayısıyla aktifken yaşadığımız veya yaşadığımız her şey tamamen bizim yararımızadır. Beynimiz bu gerçeği kabul etmeye her zaman hazır olmasa da, dünya hayatından imtina edip, gerçek ruhsal gelişim isteyenler için bu geçilmesi gereken bir yoldur. Eğer video faydalı olduysa, beğenmeyiniz ve paylaşmanız bizi sevindirir. Kanalın büyümesi ve daha çok insana ulaşması daha çok insanın bilgilenmesine vesile olur. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.